Evet Serap, tebrikler. 2014'ten sonra bir kez daha Dünya Şampiyonası finalindesin. Neler hissediyorsun, neler söylemek istersin? Çok mutluyum gerçekten. Uzun süren bir yolculuk bu. Her ay bir müsabakaya gittik. Ama Dünya Şampiyonası bambaşka. 2 senede bir fırsat geliyor eline. Geçen Dünya Şampiyonası'nda 2 sene önce ilk turda yenilmiştim. Gerçekten çok kötüydü. Bunu yaşamak istemedim. Hedefim hep final yapmaktı. İlk olarak hedefim final yapmaktı. Ve bunu gerçekleştirdik hep birlikte. Gerçekten çok mutluyum. Şu an bir nebze olsun içim rahat. Olimpiyat yolunda da çok ciddi puanlar alacaksın. Bir nevi Tokyo 2020'ye biraz daha yaklaştın. Bununla ilgili düşüncelerini alalım. 2020 süreci bizim için yeni başlamıştı. Bu zamana kadar yapmış olduğun derecelerin hiçbir önemi yoktu. Bunun bilincinde çalıştık ve rakipler de kendini geliştiriyor. Senin her zaman üstüne koyman gerekiyor. Biz bunu biliyoruz. Hocalarımız da özveriyle çalışıyoruz ve bu yolda ilerliyoruz. Tabii nasip sadece 8 arkadaşımıza kısmet olacak. Tabii o da olursa, çünkü her şey sıfırdan başlıyor. Çok şükür iyi bir puan aldık buradan ama önemli olan böyle devam edebilmek. 2020'de olimpiyatlarda o madalyaya sahip olabilmek. Tebrik ediyoruz. Finalde başarılar diliyoruz. Hemen hocama döneceğim. Hocam, hani Serap'la güzel bitirdik aslında günü ama final sayısı artabilir. Siz neler söylemek istersiniz? Sizin için biraz stresli bir gündü aslında. Ya dün kaçtı tabii final. Bugün sabah seansında kaçtı. İşte son seansta geldi. Mutluyuz. Yani ekip olarak en azından bir final çıkardığımız için bütün ekip adına çok mutluyum. Bütün ekip adına onların duygularını söylüyorum. Mutluyuz. İnşallah bunu da altına çevirirsek yarın öbürsü gün takım başlarında daha iyi neticeler almak için uğraşacağız. Peki hocam, tebrik ediyoruz. Teşekkürler.